Selamünaleyküm değerli takipçiler. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün hem Gebze'den hem de Viyana'dan misafirlerim var arkadaşlar. Viyana'dan misafir olan kardeşim Tanrı misafiri. O kuştan anlamıyor ama hayvanları seviyor. Kocaeli'nden gelen kardeşimiz kuşçu. YouTube'dan da beni takip eden bir kardeşimiz. Aynı zamanda sağ olsun buraya tatile gelmiş. Gelmişken de Hüseyin abi yolumun üstüysen bir uğrayayım dedi. Ben de başımla gözüm üstünde sıkıntı yok dedim. Kardeşimiz geldi. Şimdi hem bir kardeşimizi tanıyalım hem de küçük bir sohbet videosu gibi çekelim dedik. Şimdi o tarafa geçelim. Olsun, doğal daha güzel. Evet arkadaşlar, masamıza geçtik. İstişareye başladık. Aynen. Evet Ercan kardeşim, önce şöyle sizleri kısaca kendinizi tanıtın. Ben Ercan, Gebze'den geliyorum. Hüseyin abi 4 yıldır takip ediyorum. Onunla yakinen tanımak istedim. Bugüne nasipmiş. O da sağ olsun bizi güzel karşıladı. Eyvallah. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Eyvallah. Herkesin huzurunda. Allah razı olsun. Ne demek? O, bu şekilde yani. Uçakla geldin kardeşim. Uçakla geldik. Aynen. Tatile öyle. Gidecek şimdi kardeşim. Oh! Aynen öyle. Miami sahilleri, aynen. Sahilleri. Kop evet. Kop kop. Aynen öyle. Evet. Kardeşimiz de yine yurt dışından. Sen de kendini kısaca bir tanıt kardeşim. Ben Ersin. Viyana'dan geliyorum. Tesadüf bir buluşma evet, oldu havaalanında uçakta. Can kardeşimizle aynı uçakta aynen. Geldik. Tanıştık. Yani kendimi burada buldum. Aynen. Ya işte arkadaşlar bu işler şey hepsi aynen vesile. Ersin de yine şeyden yurt dışından. Kardeşimiz Ercan da Gebze'den buradan Gebze'de yurt dışından ama uçakta nasıl olduysa bir araya gelmişler. Aynen. Abi bir abimiz var demiş hani onun yanına uğrayacağım. Aynen. Beraber takılırız gideriz demiş. Aynen. O da sağ olsun. Ben de tatile. Ya, o da uydu ona uymuş. Oradan da Samsun'a geçecek kardeşimiz ailesinin yanına. Orada Samsun'da da tatilini tamamlayacak Samsunlu. Ercan da zaten evet. Yine Gebze'ye devam edecek. Bu arada Ercan kuşçu kardeşimiz evet. Kuşçu değil ama hayvanları aynen. Seviyor. Aynen. Çevresinde kuş besleyenler varmış orada tanıdığı eşi dostu. Gelmişler tatile. Genç tabii ki gelecek. Arkadaşım yani insanlar çalışıyor. Hani affedersiniz bir yıl boyunca eşek gibi çalışıyor. Evet. Gelecek 15-20 günde sefasını aynen. Sürecek. Bu insanların en doğal hakkı. Ben her zaman tatilciyi takdir ederim kardeşim. Gezecek, tozacak. Evet. Nasıl buldun burayı? Nasıl? Beğendin abi, mi? Abi vallahi videolardan daha iyi. Daha güzel. Hoşuma gitti. Ama kendimi canlı görünce bir tuhaf hissettim buraya. Yıllardır izliyorum seni. Evet. Ama güzel yani. Junior'ı zaten yakından görmek çok istiyordu. Aynı şeydeki gibi yine hiç durmuyor yerinde. Adına neleni aldı bir üstüne. Tabii üzerime bir saldırdı. Ben de zincir uzun zannettim. Bir an bir kaçtık falan ama evet. Junior ciddi biri. Yok, çok ciddi karakter, ciddi kişi. Hiç yakası yok. O gerçekten. Ben insanlardansa hayvanları daha çok seviyorum tabii. Çok iyi, aynen. Çok iyi. İnsanların bazılarını, hayvanların hepsini severim. Evet. Sen ne besliyordun kardeşim? Ben de oyun kuşu besliyorum. Ben de oyun kuşu besliyorum. Yaklaşık çok ara verdik. Bir ara yine ara verdik. Yer olmamasından mütevellit. Şimdi 4 senedir yine besliyorum. Onlara yer yapacağım. Şimdi arkadaşım da kuşlar. Terasta onlara yer yapamadık. Onları yaptıktan sonra işte biz de inşallah Hüseyin abinin kuşlarını da besleriz. İnşallah, nasip olursa. Inşallah. Öyle yani. Onlar. Hüseyin abinin burada ben mert oluşunu, dobro oluşunu karakterli aynı videoda neyse burada birebir de aynı ya. Burada hiç şey yok yani. Burada biraz onu söylemek istiyorum. Burada biraz daha samimiyiz, sıcağız. Tabii, çünkü tabii, aynen öyle. Her şeyi burada tabii, kullanamıyorsun cümle ama gelin, gel gelelim bu arkadaş Hüseyin abi arkadaşlar takipçi sayısını yükseltelim. Bu adama yakışmıyor yani. 5-6 bin, 7 bin bunlar İnşallah. Çok şey yani. Ya işte ben ona şaşıyorum. Bazen hani diyorum ya kızıyorum kendi kendime. Şimdi bak şu sıcakta bunu yaşayan bilir anladın mı? Şu sıcakta. Yani kuş uçuyor, bir saat, bir saat uçuyor. Ben onu 15-20 dakikasını çekmeye tabii çalışıyorum. Her geldiği anı yakalamaya. Evet. Bilmem ne, kamera elimde. Evet. Yani affedersin, aptal gibi. Evet. Saatlerce bunu tutuyorum. Ya çok bir şey istemiyorum. Sadece şöyle bir işaret düğmeye basıyorsun. Para Çektim. Almıyor kimse, pul almıyor. Yapın. Ya bir şey de istemiyorsun. Abone Sadece olun. Abone tuşu. Ya bunun çoğu abone olmuyor galiba. Olmuyor, gizli abone hayranın olmuyor. Çok. Evet. Gizli hayranın çok. Ama bu adama abone ol, bu adama yakışmıyor gizli yani. Gizli sevenimiz çok. Birçok tırıvırı kanalların ben açık konuşmayı ya, severim. 250-300 bin abonesi varken Hüseyin abinin bu yakışmıyor abonesi. Ya o da neden oluyor biliyor musun? Şimdi biz hani bilmiyorum kendimiz her şeyi dürüst söylüyoruz ya açık söylüyoruz. Doğru konuşan İnsanlar abi, bunu sevmiyor. Sevmiyorlar. İnsanlar diyor ki ya ne gereği var kardeşim evet. Diyor. Yalanı dolanı hayalleri gece yatıyor rüyasında gördüğünü sabah anlatıyor. Ya iş yerinde de öyle. İş ortamında bak dikkat et böyle. Hani hiçbir şey yapmaz
patronu gördüğü zaman eline bir bez alır, masa silmeye başlar. Kardeşim sen evet. bunu patron yokken yapacaksın ki adam gözüm arkada kalmayacak. Evet. Benim işimdeki personelim benim iş yerime bakıyor diyecekler. Kesinlikle. Yani ben yıllarca yöneticilik yaptım atıyorum. Ben öyle personeli çalıştırmadım yanımda. Yani altımdaki insanları, o insanları eledim. Çünkü niye biliyor musun? Ben bugün bana yapan yarın başkasına da yapar. Ben arkamı döndüğümde beni satar o insan. Satar. Anladın mı? Satar ben yokken mı? Ben yokken buraya kollayacak, gözleyecek adamı ben bu bahçeye sokarım. Yoksa ben niye sokayım ben yokken burayı satıp savacak adamı? Tabii tabii tabii. Aynen öyle. Yani bu işler böyle. Her bak, şeyden önce dürüstlük önemli. Benim kümeslerimde kilit bile yoktu. Aynen. Kilit bile yoktu. Niye? Ben çünkü arkamdakine güveniyorum. Aynen. Anladın mı? Dükkanlara güveniyorum. Askeriye güveniyorum. Boran'a güveniyorum. Burayı kilidini bile şey yapmıyor. Junior da var. Ha, burada Junior var. Öyle içe sayılacak köpek değil. Bunlara güveniyorum. Onun dışında ben niye şey yapayım? Evet. İnsanlar da öyle. Ya 3 kişi 5 kişi onun yanına gidiyor 3 abone. Bunun yanına gidiyor 3 abone. Abi hayat bundan ibaret değil. Değil. Yani ben illa bu artsın diye de uğraşmıyorum. Bu artsın diye uğraşacak olsam alırım elime kamerayı. 10 yaşında 15 yaşında çocuğun evet. yanına giderim. Oo bu çocuk bunu besliyor. Şunu evet. besliyor. O arkadaşını abone eder. Çoğu alır gidersin ki öyle kanal çok biliyorum. Çok var. Ama bizim, ismini söylemeyeyim de yani var bizim abi. Bizim seviyemiz, çıtamız yüksek de bizi bilen insanlar. Bilmeyen de takip ediyor. Bayanlar özellikle bak çok bayan bana yazıyor özelden. İşte Hüseyin Bey kuşumuzun şuyu var. Balkonda şöyle kuş bulduk. Bizim yardımcı böyle olmaya çalışıyor. Ha yani ya da kedimiz şöyle, köpeğimiz şöyle. Ben veteriner değilim ama bir veteriner kadar Allah'a şükür bilgim var. Nasıl bilgim var? Ha onlar okumuş, kitabını okumuş ama ben okumadım. Ben yaşadım. Kuşun şurası hastalandı. Şu tedavi uyguladım. O işe yaramadı. Ötekine şunu uyguladım. Bu işe yaradı. Bunları pekiştirerek yol aldım. Bu iş böyle evet. yani. Uçurmada da böyle. Damızlık yapmada da böyle. Ya da köpekte de öyle işte. Mesela Junior'ın kulağını götürdüm. Hemotom ya olmuş. Ha. Evet. Yani damar, kılcal damar hastalığıymış aha. o. Patlıyor. Şişiyor. Davul gibi oluyor. Hayvan acı çekiyor. Kulak düştü. Morali sıfır. Veteriner aradım. Getir abi dedi. Operasyon yapalım. Götürdüm. Geçmiş zaman 3-4 bin lira para harcadım. 10 gün 15 gün sonra yine patlattı. Yani ameliyatlı kulağın rahat durmuyor. Hayta. Ondan sonra götürdüm bir 4 bin 5 bin daha verdim. Ya buna acımam. Niye? Bu hayvanın sorumluluğu bende. Yani bu hayvanlar da bize. Biz bunu kendimizinkini çekiyoruz ki. Evet. Şimdi öbür tarafta başkasının kuşlarını çekiyorsun. Hani iyi ya da kötü demiyorum. Ya maşallah diyorsun. Senin arkandan başka biri gidiyor. Bilen bilmeyen biri. Alışveriş yapıyorlar. Bilmem ne. Arada kazıklanıyor ya da işte bir şey oluyor, sen arada kalıyorsun. Tabii. Vesile olmuş oluyorsun. Ben evet. de o yüzden sevmiyorum. Yani biz kendi çapımızda, şunları kapatayım bir de ötekileri açayım. Tamam abi. Geç, bak bir de yerlerini de biliyorlar. Biliyorlar tabii canım, tabii. Direkt bak oradan bak, gelip buna girmiyor. Orada yemlerini aldılar uçtular. Tamam. Biraz uçtular. Ki hava çok sıcak. Aynen. Aşırı sıcak. Görüyorsun değil mi? 500 otelde odan var ama geliyor burada sıcağın altında. Tabii. Bak Antalya'da ilk otele gitmedik daha. Aynen otele girişimiz öyle. Başladı hatta. Ama kuşların yanına geldi. Hey maşallah, hey maşallah. Bak şimdi bunlar da. Evet. Sırayla yapıyor işte. Bunlar daha uçmadı. Yeni yeni böyle çırpınıyorlar işte. Evet. Haydi bakalım gençler. Maşallah. Arkadaşlar maşallah. Bu arada şöyle yavruları bir kümese açtım. Bunlar da uçuma başlamamış yavrular. Hem şöyle bir kanat çırpıyorlar, alıştırıyorlar. Bak 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 gelişlerine bak. Yaban ördeğini görüyor musun arkadaki? Ha. Görüyor musun? Bura National Geographic gibi. Burada vallahi. Her şey var. Ördek, kaz, martı, leylek. Vallahi ne istiyorsan buluruz. Burada yıllardır izliyorum ya. Burada bir tuhaf olduk. Ya canlı canlı olunca bak. Seni izliyorum ya. Buraya bir sene, bir üç sene oldu mu buraya? He? 2 sene geçti. 2 sene, 2 sene. 2 sene olmuş. Baksana bunlar bile bayağı uçtular. Kanatlarını alıştırdılar bayağı. Kamera bile ısıtıyor bu kendini. Kuşa bakmak bir daha abi seni tebrik ediyorum. Bak hepsi de dipçik gibi. Kadar, evet. Hepsi de sağlıklı maşallah. Hepsi dipçik gibi. Bunlara bakmak mesele yani. Oradan belki uzaktan davulun sesi hoş gelir ama evet. işin içine girdiğin zaman olay farklı. Bunlara sağlıklara bak nasıl şey görüyorsun? Gayet güzel. Hepsi ve dipçik şu an oradan hissedilmiyor ama aşırı sıcak. Yani zor duruyorum. Ya? Ya tişörtü çıkartmak istiyorum. Siz abi. Alın çıkar rahat ol. Rahat öyle ol. Yani. Rahat ol. Güne onlar şey yaptı güne yerine. Tabii onlar yerine gölgeye gidiyor. Kaçıyorlar aynen. gölgeye. Normalde abi. Dışarıda yemiyorum. Gel. Gel. Onlara da çok sıcak geliyor. Şimdi. Al
çok. Evet dostlar, videomuzu sonlandıralım kardeşlerim. Ondan sonra muhabbetimize, sohbetimize devam edelim. Geldikler için kardeşlerime tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hepsine ayağına biz sağlık. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Onlara iyi tatiller dileyelim şimdi sizlerin huzurunuzda. Biz de teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Herkese hoşça buradan kalın. Kuşçu arkadaşların hepsine sevgiler, selamlar olsun. Herkese selamlar. Herkes kendisine iyi baksın.